Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir videoya, Instagram ayakkabısı kargo açımına hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir ayakkabımız olacak. Bakalım sizlerle birlikte kalitesi nasıl çıkıyor. Genel itibariyle bu Instagram serisinde iyi bir şey yakaladık. Yani ayakkabılar genel itibariyle güzel, hoşunuza giden ayakkabılar çıkıyor. Zaman zaman bazı yerlerini beğenmediğiniz oluyor ama bu ayakkabıyı bana gönderen Sportik TC adresine de teşekkür ediyorum. Açıklama kısmına link bırakıyorum. Direkt linke tıklayarak o siteye ulaşabilirsiniz. Eski sayfasını artık kullanmıyor. Buradan devam edebilirsiniz siparişleri vermeye. Hadi şimdi fazla da uzatmadan hemen kargomuzu açalım. Buradan makasımızı getirmiştik. Şöyle giriyorum, makasla daha kolay oluyor. Genelde ikili gönderiyor arkadaşlar. İki tane üst üste kargo poşeti oluyor. O yüzden makasla daha kolay açacağımı düşünüyorum ben. Biraz daha diğerlerine oranla küçük, ince bir kutumuz var. Ve şimdi hatta kutu açılıyormuş. Evet, şöyle birlikte açalım sizlerle. Nasıl? Fena durmuyor. Renk olarak güzel bir renk. Beklemiyordum çıkacak evet. Ayakkabıyı. Sen bilmiyorsun gerçi bundan ne çıkacak ne çıkmayacak. Şu şekilde güzel renklerden bir tanesi. Şöyle şunu da alayım. Ve ufaktan bakalım nedir ne değildir. Daha büyük bir kargoya konulmalıydı yani bence. Zaten ben hep aslında söylüyordum ama belki elinde de kalmamış olabilir. Ben bu tarz küçük kutularda böyle ezilmelerini sevmiyorum. O yüzden diyorum ki hani bana daha büyüklere koy. Zaten beyazlarla açıyorduk hatırlarsan. Evet, daha büyük. Ben bir yandan acaba küçük bir ayakkabı söyledim. Büyük ayakkabı söylemişiz. Bu büyük ayakkabıyı da daha geniş bir şeye koymak mantıklı olabilir. Evet, hemen ayakkabımızın kalitesine bakalım. Genel olarak çok okkalı duruyor. Altı XTR etiketi falan var. Bu tarz ayakkabılarda biliyorsunuz oluyor zaman zaman. Extra durable rubber demek. Yani daha uzun süreli kullanabileceğiniz rubber demek. Sanki çok XTR gibi de durmuyor. Gerçi XTR'ın farkını da ben çok anlayamıyorum ya. Orası da tartışılır yani. Çok aşırı aşırı güçlü durmuyor. Ben hatırlarsanız Nike'ın sitesinden de kendi ayakkabılarımı yaptığım zaman aynı şeyi söylemiştim. Evet, XTR yapıyorum. Çok bir şey yok gibi geliyordu bana. Bilmiyorum, belki de elle hissedilemeyen bir durumdur. Üstüne bakalım. Üstünde işte bak, küçük kutuya koyulunca kırışmasını sevmiyorum. Ama ayağımızda biraz daha form alabilir. 45 numara biraz daha bol geldi. Belki 44 numara da giyebilirdim. Bunu da alacaksanız sizler de buna göre karar verebilirsiniz. Normalde 45 bana hafif hafif bol geliyor. Ama mesela normal Nike'dan aldığımız zaman daha dar geliyor. Ona göre bir kıyaslama yapabilirsiniz. Üstündeki yapılar fena değil. Yani genel olarak ayakkabı kötü değil. Değil mi? Yani güzel. Ben görüntü rengi olarak çok tercih etmezdim ama. Yani renk biraz daha böyle cafcaflı isteyenler için iyi olabileceğini düşünüyorum. Kayrı'da ben niyeyse daha sade renkler seviyorum. Kayrı'da de ama en çılgın renkler Kayrı'da oluyor hep. Yastıklamasını merak ediyorum. Baya yumuşak geldi elimle dokunduğum zaman. Önde de bir zoom ünitesi olması lazım. Bastığımızda tabii ki daha iyi hissedeceğiz. Arka topuğuna geçiyorum. Her ikisinde de Kayrı'nın imzası mevcut. Normalinden daha yumuşak geldi böyle bastığım zaman. Tabii uzun süreli kullanımlarda nasıl olur bilemiyoruz ilk başta ama yani düşünürseniz ne kadar ekmek o kadar köfte mantığıyla içindeki pedleme de fena değil gibi hoş duruyor. Ama şu üstündeki yapılar daha iyi geldi bana arkadaşlar. Bayağı sert. Uzun süreli kullanımlarda buralar biraz olsun sizlere yardımcı olacaktır. Normalde bunlar çok çabuk eğilip bükülebilir yapılar oluyor diğerlerinde. İşte ne bileyim Jordan aldık, işte Jordan 1 aldık, Yeezy aldık. Bu biraz daha güçlü geldi. İçine bakalım, şöyle şu içindeki şeyleri de çıkartalım. Kartonlarımızı. Videoda daha küçük görünüyor ayakkabı. Öyle mi? Gerçekte çok büyük. Evet. Ben de bazen editlerken diyorum ya, videoda böyle mi çıkmış falan oluyorum. Ama bulabileceğiniz en gerçekçi inceleme arkadaşlar, kutu açımı diyebiliriz. Aldığınız zaman nasıl gelecek her şeyi gösteriyorum sizlere. Herhangi bir filtre veya es geçme olmaksızın. Evet, Kyrie 7 H2O H2O diyesim geldi ama bir anda renginin ismi herhalde, biraz böyle su rengi H2O. Su yeşili diye geçiyor zaten bu renk. Aynen. Evet, fena değil. Yavaştan da bağcıklarını söküp ayağımıza deneyelim bence. Asıl bu ayakkabıların olayı ayakta tabii ki anlaşılıyor. Ama normalde bir kıyaslama yapmak istiyorum. Mağazaların olanlarında bunun nasıl bir farkı var, nedir, ne değildir. Onu da ayrı bir video yapacağım. Gerçi de şu sıralar videolar biraz daha az geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir hızlandırma yapacağım, bir yapılandırma yapacağım ama işte bakalım olduğu kadar sizleri unutmadan, çok da kopmadan sizlere bir şeyler göstermeye sürekli gayret ediyorum. 45 numara bakın aşağıda dediğim gibi yazıyor. Kayrı'daki bu olay güzeldi ya. Direkt topuğunda yazıyor olması değil mi? Sendeki 7 ne renk? Bendeki 7 ilk çıkan renklerden biriydi. Siyah da hatırlıyor musun? Siyah, sarı şuraları.
içinden sarı gözüküyordu. Şurada Azure ve Elizabeth yine yazıyor dikkat ederseniz. Ya her bir detayı, her bir kısmı çok iyi. Tek işte sinirim bozan, hoşuma gitmeyen belki küçük bir kutuda gönderilmesi oldu. Şurada Kyrie'nin gözlerini görüyoruz. Evet güzel, bu rengi bayağı beğendiğimi söyleyebilirim. Yani normalde mağazalarda da hoşuma gidiyordu. Böyle alınca da hoşuma acaba gitti. Acaba alıyorum ben de sonra baktıkça gözüm alıştı benim de. Değil mi? Güzel bir renk uyumu var gerçekten. Evet şuralardaki biliyorsunuz biraz daha sizleri tutması için olan bağcık kısımları. Yani benim pek hoşuma gitmemişti Kyrie 7'de ama tabii ki göre göre alıştık. Bundan önce de biliyorsunuz askı vardı. Askıyı çıkartmışlardı. Evet, askı yapısı güzeldi. Yani hep bu kitlenme yapısını istiyor Kyrie diye tahmin ediyorum. Böylelikle daha rahat ediyor muhtemelen. Tabii ki basketbol oynarken burada bir çeper oluşturması açısından güzel oluyor. Çünkü yan taraftaki gördüğünüz çıkıntılarda yine 7 taneydi. Bir hatırlıyorum 2, 4, 6, 7 aynen öyle. Hem de hep bu shark teeth diye. Kit dişi değil miydi? Shark teeth yani şey denir öyle. Sinek kapan, o sinek kapan çiçeği 5'teydi. Ha. Yani buna genelde köpek balığı dişi diye düşünebilirsin ama hep böyle bir pençe bir evet, şey evet, kullanmayı seviyor. Seviyor. Yapıyorlar yani bunu. Bu arada da unutmadan söyleyeyim size de Sevgililer Günü indirimi de varmış arkadaşlar. Shopier'dan da aynı şekilde sipariş edebiliyorsunuz. Çupa irade eseri de var yani. Girip bakabilirsiniz. Belki güzel bir şeyler bulabilirsiniz veya uyguna daha uyguna bir şeyler bulabilirsiniz. Dediğim gibi linke tıklayarak oraya geçebilirsiniz. Sevgililer Günü indirimi şu an mı? Ya işte zaten yüklediğim zaman Sevgililer Günü zamanı olacak. Çünkü zaten önce başlatıyorlar sonra bitiriyorlar. Bir bakın derim. Evet hadi bakalım ayağımızda görelim nasılmış. Hadi bakalım ayağımıza deneyelim nasılmış. Daha büyük oluyor olması rahat rahat ayağımın giriyor olmasını seviyorum biliyor musun? Ama çoraplarını da ince seçiyorsun. Genelde ince seçiyorum evet. Çünkü kalınlarda diğer ayakkabılarda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Varsa bir tık büyük olsun rahat olsun. Gerçi yani uzunluk olarak iyi ama biraz daha geniş oluyor. Normalde Kyrie'lerde ben rahat etmekte zorlanıyorum. Hatırlıyorsan Kyrie 8'de 45 almama rağmen bayağı evet, bir evet. kötü oldu. Tabii. Aslında arkadaşlar Kyrie 8 alacaktım fakat 45 numarası yoktu. O yüzden muhtemelen bir dahaki Ay Sportif TC'den Kyrie 8 alacağım. Onun için de bekleyişte kalın. Hatta belki orada bir çekiliş de yapabiliriz. Ne dersiniz? Hoşunuza gider mi? Bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kyrie 8 çünkü beklenen ayakkabılardan bir tanesi. Evet. Şöyle. Biraz şeyini merak ediyorum. Yastıklamasının rahatlığını merak ediyorum açıkçası. Benim için o önemli olacak. Evet. Hadi bakalım. Yani zoom ünitesi arkadaşlar çok aşırı hissedilebilir değil ama ayakkabı bayağı bir rahat. Çok hafif, ayakta aşırı hafif hissettiriyor aslında. Bunlar normalde daha ağır olmuyor muydu ya? Ben öyle hatırlıyorum diğerlerine evet, sanki. Evet, doğru. Aşırı hafifmiş arkadaşlar. Demek ki farklı renkleri de birbirinden fark edebiliyor. Ya da belki daha iyi yapıyorlardır artık. Olabilir. Nasıl gözüküyor ayakta? Rengini çok yakıştırdım sana. Aslında çok da kombin yapmaya çalışmamıştım ama biraz böyle şeyle gitmiş oldu. Ya fena değil arkadaşlar. Bu tarz Instagram'dan bakanlar için ya bir tercih olabilir. Yani deneyip bakabilirsiniz. Daha sonra işte istemezseniz değişim de yapabilirsiniz. Değişim imkanı sunuyor. Siteyle konuşabilir ve ona göre karar verebilirsiniz. Yani fena değil. Rahat, çok rahatmış gerçekten. Ama basketbol oynamada çok aşırı yardımcı olmayabilir sizlere şu an için. Bana yani veya büyük aldım diye de öyle hissettiriyor olabilir. Tam numara giyiyorsanız daha mantıklı. Normalden bir tık düşük alabilirsiniz. Örnek veriyorum 44,5 alıyorsunuzdur normalde. Bunu 44 söylerseniz belki size daha iyi bir kitlenme sunabilir. Bir dahakine sen de 44 deneyebilirsin bence. Ama ben artık 45'ten aşağı giyemiyorum ya Nike'da. Hani bunu 44 söylemem lazım. Yarım numaralar yok. Bu yarım numara giyenler için bence çok mantıklı. Yeri ki 44,5 giyiyorsundur. İşte 42,5 giyiyorsundur. Burada Instagram'dan söylemek istiyorsan 42 söyleyebilirsin. Daha mantıklı olabilir. Anladım. Yani o açıdan onu demeye çalışıyorum. Ya sen zaten 45 giyiyorsun. 44,5. Aynen. 44,5 zamanında giyerken belki 44 söyleseydim olurdu. Ama bu serbestlik, bu ferahlık hani yürüyüş için, spor salonu için işte eşofmanlarımızın altına giyeceğiz. Aynen benim gibi böyle kombin yapacaksınız, takılacaksanız belki okey olabilir ama onun dışında böyle çok basket için çok ferah ferah iyi olmuyor. Hani hızlı dönüşler yapacaksanız özellikle çok tutmayabilir. Ama ara ara da basket atarım diyorsanız ve böyle renkli şafşaflı ayakkabılar istiyorsanız o açıdan da mantıklıdır. Dediğim gibi aşağıya açıklamayı link koyuyorum. Bu ayakkabıyı bana gönderdikleri için de tekrar Sportif Diyeci adresine teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bir dahaki aya Kyrie 8 düşünüyorum. Tabii ki eğer ellerinde olursa hem de ondan bir tane de sizlere hediye etmek istiyorum. Onun için de yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Abone olmanız ve videoları beğenip yorum yapmanız yeterli. Teşekkür ediyorum. Bu ayki Instagram ayakkabımız da buydu.
Bundan sonraki ayakkabılar neler olsun yine yorumlarda belirtirseniz Kayrı 8'den sonraları için en azından bir planlama yapabilirim. Yakında da çok güzel ayakkabılar yine kanala gelmeye devam edecek. Bekleyişte kalın. Görüşmek üzere. Ayakkabılar ise bugünlük out.